Üretim ekonomisini terk eden Türkiye'nin dışa bağımlılığı başına iş açtı. Küresel piyasalardaki ufak bir hareketlilik bile Türk ekonomisini olumsuz etkiliyor. Türk ekonomisi artık kırılgan ekonomi ifadesiyle anılıyor. Peki Türk ekonomisinin kırılgan olmasının altında yatan nedenler neler? Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şişman'a göre esas neden üretime büyük katkı sağlayan sanayinin eritilmesi. Hükümet şimdi faiz oranından yaklaşıyor ama ben de döviz kurundan yaklaşıyorum doğrusu. Yani döviz kurunu düşük tuttuğunuz zaman siz aslında sanayide birim iş gücü maliyetlerini dışarıya göre yüksek tutmuş oluyorsunuz. Çin'deki emeği burada buraya göre çok ucuzlatmış oluyorsunuz. Siz bilerek bunu yapmış oluyorsunuz. Sermaye açlığını gidermek için. İthalata mahkum bırakılan sanayici bir de düşük kur politikasından darbe yedi. Ama bu arada ne oluyor? Türkiye sanayisi eriyor. Türkiye sıcak para ekonomisiyle yönetildi. Ancak o sıcaklık çok uzun sürmedi. Kayıt dışı paranın ülkeden çıkmaya başlamasıyla da Türkiye gerçekle yüz yüze geldi. Yanlış politikalar bir de siyasetçilerin ekonomiye yönelik baskılarıyla harmanlanınca terazinin dengesi iyice şaştı. Ne Merkez Bankası'nın müdahalesi ne de verilen güven mesajları karşılık buldu. Dışa bağımlılıkta sınır tanımayan politikalar nedeniyle dövizdeki ufak bir hareketlilik bile Türk piyasalarını tedirgin etmeye yetti.